Bu mesele tamamen bana ait. Zamanı gelince yardımını isterim. Çiftlik hayatı sana yaramış. Öyle. Olaylardan onun haberi var mı dersin? Bilmem ki. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Eğer hazırsan bazı yerleri ziyaret edelim. 4 aylık ayrılıktan sonra hissem oldukça kabarmıştır. Hı. Çocuklara da uğrayalım mı? Aa, iyi olur. Onları göreceğim geldi. Bu ne olacak? Yarın öğleden önce uyanamaz. Hala içiyor mu? Son ayrıldığımda bırakmıştı. 10 gün kadar sabredebildi. Hadi gidelim. 4 ay önce kızımı kaçırdığı zaman hiçbir tepki göstermediniz. Bugün oğlumu gözlerinizin önünde öldürdü, gene susmaktasınız. Artık bu işi kökünden halletmenin zamanı gelmiştir. Kim olduğunu polise bildirmeliyiz. Böylece de hepimiz yakayı ele vermiş oluruz. Bugüne dek gizli kalmış bütün kirli marifetlerimizi kendi ellerimizle ortaya çıkarmış oluruz. O rahat rahat gezerken biz burada elimiz kolumuz bağlı mı kalacağız yani? Feveran etmekte haklısınız. Elbette acıların çok büyük. Ne var ki bugün ortadan kaldırmak istediğiniz kişi de kendi açısından çok haklıdır. Bugüne kadar hiçbirimiz bu haklılığı tanımak istemedik. Şimdi de silah geri tepmeye başladı. Asıl mal sahibi büyümüş ve gelişmiştir. Gözü iyice açılmış, silaha silahla cevap vermesini öğrenmiştir. Korkarım yakında yerlerimizi değiştirmek zorunda kalacağız. Kendimizi şimdiden böyle bir değişime hazırlarsak iyi etmiş oluruz. Sen ne konuştuğunun farkında mısın? Bugünkü durumunuzu sizlere ben sağladım. Sizleri ayakta tutan benim beynimdir. İnsan eski patronunu böyle mi karşılar? Hop! Silah oyunlarımız vardı. Ama ben hepinizden hızlıydım. Gene de öyleyim. Elim hareket etti mi hiç affetmez. Bunu çok iyi bilirsin. Patronla bildir. Kendi hissemi aldım. Umarım bundan sonra bir patron gibi karşılanırım. Az önce bir iş yerimize ziyaretçiler gelmiş. Kim olduğunu anladınız sanırım. Hasılatın yarısını almış. Giderken de tekrar geleceğini ima etmiş. Sabah oldu. Hala bir karar alamadık. Kaçırılan kızımın yerine kendi kızınızı oğluma vererek tekrar barışmamızı sağladınız. Fakat şimdi oğlum mezarına girmek üzere. Kızımsa hala onun yanında. Sizinle anlaşamıyoruz. Ben meselemi kendim halletmeye karar verdim. Artık beyinlerimizi yenilemenin zamanı gelmiştir. İşlerimizi yıllardır pek ilkel olan metotlarla yürütmeye çalıştık. Benim teklifim, yapamayacağımız işleri yapmaktan vazgeçelim. Ona hakkı olanı verelim. Aksi takdirde sonumuz hiç de iyi olmayacak. Senin kanından olan birine daha anlayışlı davranmalısın. Söylesene amca, bu resmin yarısı neden yok? Beni kollarında tutan kim? Katil hala yakalanamadı değil mi? Beni yargılamaktan vazgeç. Her şey yoluna girecek. Bekle, göreceksin. Bu konuda hep susmamı istiyorsun amca.
Benim bütün hayallerimi yıkan o adam hakkında bir şey demiyorsun. Katili gördüğüm halde beni polisle görüştürmek istemedin. Ne yapmak istediğini bir bilebilsem. Seni kaybetmemek için gerekirse dünyayı yerinden oynatırım. Hadi bana bir kahve yap. Buyurun komiser bey, içeride. Sabahın bu saatinde rahatsız ettiğim için üzgünüm. Ne münasebet? Bazı sorularım var. Dün emniyette sorularınızı cevapladığımı sanıyorum. Sizi fazla rahatsız etmeyeceğim. Size ateş eden maskeli miyim? İşini çok kısa bir zamanda bitirdik. Bir kere olsun arabanın içine bakmadınız mı? Öyle bir durumda sadece canımızı kurtarmayı düşündük. Başka bir sorum yok. Ama şimdi. İyi sabahlar. Karşımızdakiler oldukça çetin. Yıllardır bana kan kusturdular. Beni kendi mekanımdan ettiler. Artık kendi mallarıma sahip çıkmanın zamanı gelmiştir. Beni hayata bağlayan en önemli varlığım benden esirgeniyor. Bana gösterilmiyor. Niyetinizi anlıyorum. Sizinle dövüşecek güçte değilim. Fikirlerim patrona ters düşüyormuş. Kardeşini öldürdüğünü biliyor. Sizleri hiç hatırlamıyorum. Nereden tanışıyoruz? Bizim seni tanımamız yeterli. Be birader, bu ne boy böyle? Bana arkadaşlarını nerede bulabileceğimi söyleyecek misin? Benim arkadaşlarım saklanmayı sevmezler. Beni tanımadığım belli. Tanımış olsaydın sorularıma hemen cevap verirdin. Yahu arkadaş, düşünüyorum da zavallı anam seni dünyaya getirirken kim bilir ne acı çekmiştir. Yalnız adını duymuştum. Kendisini hiç tanımam. Ondan başkası boyun kırmaz. Yıllar önce tanışmıştık. Boynumu zor kurtarmıştım elinden. Boyun kıranı bulmalıyız. Onu yalnız silahla susturabiliriz. Bir küçük hata sonumuz olur. Yumruklu dövüşe girmemeliyiz. Boyun kıranın yerini bilen birini tanıyor musun? Düşünüyorum da hepimizin tanıdığı biri var. Çaktın mı? Çaktım. Bütün çakalların gizlendiği yere ondan başkası bilemez. Kim? Zamansız. Nasıl da aklımıza gelmedi. Zamansızı hemen bulmalı. O öyle zamansızdır ki ne zaman nerede bulunur bilinmez. Ben onu nasıl bulacağımı biliyorum. Ali! Zamansız nerede? Onu ağacın altında bulursun abi.
İstersen daha yüzlerce var. Bedeli? Boyun kıran ve arkadaşlarının yerini bilmek istiyorum. Yapma be abi, yapma be. Bunu senden başka kimse yüklenmez. Hadi al. Bacının yanında fazla pazarlığa girişemeyeceğim. En kısa zamanda haber bekliyorum, tamam mı? Uzun araştırmalardan hoşlanmam. Yarın birlikte olacağız. Burası 13 numarada. Ayrı düşmemeye çalışalım. Ne yapacağız? İkisi de 13. Ayrılmak zorundayız. Hoş geldin. Çok iyi silah çektiğini biliyorum. Şimdi söylediklerimi aynen yapacaksın. Önce ceketini çıkar. Şimdi de silahını çıkar. Ama sakın parmağını tetiğe yaklaştırma. Sonra seni okşamaktan beni mahrum edersin. Şimdi ikimiz de silahsızız. Hadi bakalım yakışıklı. Yumrukların da silahın gibi hızlı mı görelim? Hayır!
Öldüm mü arkadaş? Ne yapalım? Canın sağ olsun. Sayende büyük bir dertten kurtulduk. Anlatır mısın? Adını neden zamansız koymuşlar? Dünyaya zamansız geldiğim için. Yani erken mi demek istiyorsun? Ben hapishanede doğmuşum. Annem bana 7 aylık gebeyken kendisi gibi mahkum bir kadınla dövüşüyorlarmış. Anamın alışkanlığı olduğu için hemen alta düşmüş. Öbür kadın da anamın karnına hızla oturunca pırt diye çıkıvermişim. Bizimle kalmak ister misin? Böyle kaloriferli sıcak yeri nerede bulurum? Bugün bir yeri ziyaret edeceğiz. Bizden önce orayı bir kontrol etmen işimizi kolaylaştırır. İçeride kaç kişi var bilmeliyiz. Okey. Zamansızla birlikte git. Sen içeri girme. Zamansız sana gereken bilgiyi verdikten sonra durumu telefonla bildirirsin. Tamam. 4 aydan beri karşılıklı tek bir söz etmedik. Edemezdik. Çünkü birbirine düşman iki insanız. Seni kaçırmakla iyi etmediğimi biliyorum. Bu işte senin suçun yoktu. Hedefim babandı. Seni kaçırmakla babanın bana geleceğini düşünmüştüm. Oysa baban daima adamlarını çıkardı karşıma. Eğer bilmeyerek sana acı çektirdimse bu benim iyi eğitilmediğimdendir. En güzel yıllarım hapishanelerde geçti. Yasaların dışına itildim. En doğal haklardan yoksun bırakıldım. Bana yalnız silahla arkadaşlık etmemi öğrettiler. Sonunda tüm sevgilerden ırak olup gideceğimi de biliyorum.
Bu oyunu bozuk düzen hazırladı. Biz yitikler bu oyunu en iyi şekilde oynamak zorundayız. Şu andan itibaren tutuklu değilsin. Biz gittikten sonra istediğin yere gidebilirsin. Eğer günün birinde elinde silahla karşıma çıkarsan, silah çekmeyeceğim ilk insan sen olacaksın. İçeri girebilir miyim? Parasızlara burası kapalı. Parasız olduğumu da nereden çıkardın? Bunlar manzara resmi değil herhalde. Ceplerim para dolu. İyi, geç bakalım. Nereye hemşerim? Oyuna. O tarafa geçmek yasak. Olsun, canım sağ olsun. Param var. Beyler lütfen burayı boşaltın. Dükkanı kapattık. Hadi öyleyse eyvallah. Sen değil. Senin oyunun yeni başladı. Söyle bakalım, karnını doyuran sefil hangi delikte gizleniyor? O da senin gizlendiğin deliği arıyor. Buraya seni o mu gönderdi? Evet, burada kaç fare olduğunu öğrenmek istiyorum. Nerede oturduğunu söyleyecek misin? Kalıbıma bakıp da aldanma. Ömrümde kimseyi satmadım. Bir sürü satılmış var. Sen kendine onlardan birini bulsan daha iyi edersin. Ben gidiyorum. Bu sefer elinizden kaçırmayın. Bu serserinin dedikleri doğrudur. Buraya mutlaka gelecektir. Açık kart oynamaktan hoşlanır. İyi bir karşılama yapılsın. Artık onun adını duymak istemiyorum. Saatler geçti, zamansız hala görülmedi. Çenesi düştüyse yakayı kaptırmıştır. Eğer konuştuysa bizi bekliyorlardır. Gerdan kırmak, kalça sallamak yok. Benim işim sizlerle değil, sizi karşıma çıkaranlarla. Buranın asıl sahibi benim bundan sonra. Bizimle çalışmak isteyen işine devam eder. Vay canına be, şu hale bak. En pahalı kan RH negatif. Olabilir tabii. Bir de pozitif var ama benimki negatif. Öyle gözüküyor. Zamansız ne yapmışlar seni böyle? Gördüğün gibi helvaya çevirdiler beni ama boş ver abi be, canım sağ olsun. Bundan sonra buranın müdürü sen olacaksın. Sahi mi? Bunları dövebilir miyim abi? Tabii. Her ikindi namazından sonra hatırlarını sorarsın. Thank you.
Nihayet yıllar sonra beni huzurunuza kabul ettiniz. Burada herhangi bir olay çıkmasını istemiyorum. Ben aramızdaki bütün meseleyi halletmeye geldim. Aramızda mesele diye bir şey yok. Var var. Hem de nasıl? Birinin bilmesi gereken bir mesele var. O meseleyi ikimiz aramızda halletmeliyiz. Yapma! Vuracaksan beni vur, ona dokunma. Yarın eski çiftlik yolunda bekliyorum. Kim bu adam amca? Ömründe ilk defa silah çeken birinin hayatını bağışladı. Bir kızı öldürecek kadar taş yürekli mi bu adam? Silah çeken babası olsaydı affetmezdi. Silahını çektiği zaman mutlaka ölümle sonuçlanır. Amca, bu adamı çok iyi tanıyoruz. Bizimle ne gibi bir alıp vericiyi var? Hiç. Ufak hesaplar peşinde. Neden polise teslim etmiyoruz? Yerini bilmiyoruz ki. Bana kalırsa sen biliyorsun. Ve ondan çekindiğim bir sebep var. Yok bir şey. Hadi sen git yat. Bu iş yarın bitsin. Artık sabrım kalmadı. İşi sessizce hallederim. Pek sessizce halledilecek bir iş değil. Onu tanımazsınız. Beklenmeyen bir anda kendi tuzağınıza kendiniz düşersiniz. Meseleyi akıl yoluyla halletmelisin. Bir değil, birkaç tuzak lazım. Meseleyi diğer şeflerle de görüşmeliyiz. Onların da yardımıyla işi bitiririz. İyi bir teklif. Diğer arkadaşlara haber salın, bu akşam toplanalım. Yeniden birleşmeliyiz. Ayrı kaldığımız sürece her şeyimizi kaybederiz. Yaralısın. Önemsiz. Bir sıyrık sadece. Olsun, pansuman yapalım. Sen neden gitmedin? Bilmem. Gidemedim. Şuraya bakın. ...34AZ-707. Yazdınız mı? Tamam. Thank you.
Hazırlan, geliyor. Affı yuttuk, yanlış adam vurduk. İyi ama bize verilen plaka numarası buydu. Mesele şimdi anlaşıldı. Öldürdüğümüz adam bizim şefe plaka numarasını bildiren adam. Ama bir oyuna gelmiş. Bize bildirdiği plakanın kendi arabasına takıldığını fark etmemiş. Bu ne? Bana attığınız kazın farkında mısınız? Şimdi ölümlerden ölüm beğenin. O ölümü sen kendin beğen. Çok teşekkür ederim. Cenaze yarın kalkıyor. İsterseniz sizi babanıza götüreyim. Babama dönecek durumda değilim. Karnımda onun çocuğunu taşıyorum. Ben başımın çaresine bakarım. Cenazede beni sen temsil edeceksin. Tamam mı? Tamam. Ben de gideceğim. Sen bir yere gitmeyeceksin. Onun gömüldüğünü görmedikçe dünyada hiçbir şey beni mutlu kılmaz. Sus. Yere gitmeyeceksin. Orası sana göre yer değil. Hayatımı zindan eden o serserinin ölüsüne bir kere olsun tükürmek istiyorum. Sana sus dedim. Sus! Hadi git. Ona dikkat et. Bu ne pis dünya be. Kim neyi neden yaptığını bilmiyor. Bir göz kırpmayla insanlar hayatından oluyor. Kadere bak ki kardeşi kardeşe düşman ediyor ve ben bir şey yapamıyorum. Çok duygusuzmuşsun. Bugüne kadar benden ilgilenmedin. Hiç değilse cenazeme gelebilirdin. Neden böyle bir oyun oynadın? Yalnız konuşmamızı sağlamak için. Artık bu oyunlara son verelim. Oyunu ben değil, sen oynuyorsun. Yapacağın tek hareket polise teslim olmandır. Ayşin benim kim olduğumu biliyor muydu? Sadece hayatını mahveden biri olduğunu biliyor. Evleneceği adamın kim olduğunu biliyor muydu? Babasını öldürten adamın oğluyla evleneceğini kendisine söylemiş miydin? Sen iyisini mi yaptın? Zorla kızını kaçırdın, sonra oğlunu öldürdün. İşim daha bitmedi. Babamı öldürten hala hayatta. Sonuç. Sonuç yaklaşıyor. Şu yüzdeki kine bak. Bu halinle ne kadar da babana benziyorsun. Etrafa dehşet saçan babana. Sen de kardeşini polis tuzağına düşürten, bir muhbirle iş yapan, saygıdeğer bir amca. Sus! Benden böyle konuşamazsın. Babamın susturulmasına göz yumdun. Ama beni susturamayacaksın. Tam 15 sene sustum. Ben günlerimi yarı aç, yarı tok hapishanelerde geçirirken
Sen babama ait malları arkadaşlarınla talan ettin. Bana ait yerlerden çekilin artık. Aksi halde hepinize mezar olurum. Kardeşim nerede? Beni tanımasının zamanı gelmiştir. Nerede? Bak, senden bir anlaşma yapalım. Ben anlaşma diye bir kural tanımıyorum. Seni yaptıklarınla baş başa bırakma büyüklüğünü gösteriyorum. Bu yetmez mi sana? Bana büyüklük gösterecek kadar büyümedim daha. Sen bir hiçsin. Sen ananın karnına düşmeden babanla ben bugünkü durumu sağlamak için kelle koltukta savaş verdik. Savaşınız da kendiniz gibi ilkel. Artık çekilin örümcek tutmuş koltuklarınızdan. Bırakın işleri yeniler yürüsün. Bak, beni anlamaya çalış. O benim her şeyim. Ben onsuz bir hiçim. Onu benden koparmaya çalışma. O benim bir parçam. Asıl onu benden sen kopardın. Bundan sonra kardeşimle ben ilgileneceğim. Onun üzerinde hiçbir hakkın yok. Bugüne dek onunla ben ilgilendim. Bırak bunları şimdi. Kardeşim nerede? Cenazene tükürmeye gitti. Cenazeme mi? Evet. Açıklayabilirdin.
4 aydır bir kere olsun benle ilgilenmedin. Babamızın günahını kardeşime ve bana ödetiyorsun. Sen öz kardeşin olmayan birine acı duyuyorsun. Ben öz kardeşimle birlikte olmadığım için acı duyuyorum. Sonumuz ne olacak bilinmiyor. Daha ne kadar sürecek bu savaş? Savaş bitmez. Bir sonraki bir öncekinin yerini alır. Ve savaşlar sürer gider. Kötü bir zamanda geliyor. Senin gibi o da çıkmaz sokaklarda kaybolup gidecek. Ama onun çocukları kötülüklerden arınmış bir dünya kuracaklar. Ve onların mutluluklarında bizlerin damgası olacak. Biz yitiklere daima saygı duyacaklar. Bir öfke sonucu yeşeren varlık. Tez ol. Seni bekleyenler var. Ona güzel günler hazırlamalıyız. Evet. Ne olursa olsun onu çok sevmeliyiz. Peşimizde bizi sevenler var. Bizi sevenler çaldı, yürü! Ben eve gidiyorum. Buradan gitmemiz gerek. Onlarla başa çıkamayacağımız belli oldu. Bundan sonra belli olacak. Benle ne alıp vereceğiniz var? Elbette seninle bir hesabımız yok. Bize sevgilin ve arkadaşın gerekli. Onların yerini bize söylersen, özür diler huzurundan çekiliriz. Sözünü ettiğiniz kişi arada bir ziyaretime gelir. Devamlı kaldığı yeri sizin gibi ben de bilmiyorum. Güzellere yalan söylemek yakışmıyor. Çalıştığın kulüpte her gece beraber gittiğini biliyoruz. Size yardımcı olamayacağımı söyledim. Artık gidebilirsiniz. Bu erkek elbiselerini sen mi kullanıyorsun? Sizi ilgilendirmez. Evimi hemen terk edin. Nihayet karşı karşıya geldik. Biraz önce de arkadaşının sevgilisiyle beraber. Kızın ağzı pek sıkıymış. Nerede olduğunuzu öğrenemedik. Gelmeni her an bekliyordu. İnsanın kendi tabancasıyla ölmesi doğrusu pek acı. Amcan kız kardeşinle evlenmemi istemiyor. Ama ben istiyorum. Ne yapıyorsun? Anne olmaya hazırlanıyorum. Gidiyoruz. Sahi mi diyorsun? Şimdilik onlar kazandı ama yakında beni karşılarında daha kuvvetli olarak bulacaklar. Tekrar ölüme koşmak için mi kaçıyoruz? Bir süre çiftlikte kalırız. Eğer yerimizi bulurlarsa arkadaşını da öldürürler. İki çocuğuna ve karısına yazık olur. Merak etme.
Kısa bir zaman sonra başka yere gideriz. Haydi, hazırlan. Ben hazırım. Hadi amca, adamların emrini bekliyor. Gönder kızımı. Hadi git. Sana gelecek durumda değilim. Eğer beni seviyorsan bize yol ver. Kes be! Benim kadınım kimseden merhamet dilenmez. Baban dahi olsa. Hadi sen içeri gir. Çocuğumuzun yaşaması gerek. Ben seni bırakır mıyım zannediyorsun? Hadi amca, hadi ateş emrini ver. Bunu yapamayacağım. Bırakın gitsinler. Daha hızlıları da varmış. Ne zamandır bu anı bekliyor. Bütün hayallerini cehenneme çevirdin. Şimdi sen cehenneme gideceksin. Yolun açık olsun. Bu ne demek amca? Abi, abi!